Evet, bugün TİKA olarak Erbil'deyiz. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Ali Rıza Güney Bey ve Sayın Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Marif Bey ile birlikte Erbil'de bir dizi TİKA'nın yaptığı açılışları gerçekleştirdik. Şu anda da TEBA Medya Grubu'nu ziyaretimiz var. İnşallah buraya yakın dönemde burayla da ilgili projelerimiz var. Yani ben kısaca açıkçası biraz TİKA'dan bahsetmek istiyorum size. TİKA 59 ilde, 59 ülkede faaliyet yürüten aslında bir kalkınma ajansı. Tabii burada İran çok özel bir yeri var. Irak aynı zamanda Türkiye'nin komşusu. Yani dolayısıyla Irak bizim için çok çok önemli. İran kalkınması, Türkiye'nin de kalkınması demek. Yani bizim bir de tarihten gelen çok ciddi bağlarımız var. Birlikte yaşadık. Aynı kültüre sahibiz. Yemeğimiz, dilimiz, dinimiz, her şeyimiz aynı. Dolayısıyla bu bağlamda çok fazla gelip gitmeyi, beraber olabilmeyi önemsiyoruz. Tabii TİKA denince akla açıkçası Bağdat'ta yapılan TİKA tarafından yapılan İmam-ı Azam Hazretlerinin camisi geliyor. Bir de Abdülkadir Geylani Hazretlerinin camisi geliyor. Tabii TİKA Restorasyon Kurumu, restorasyonla ilgili faaliyetleri var. Bunun dışında bugün de yine gerçekleştirdiğimiz gibi eğitimden sağlığa, tarıma, birçok alanda da projelerimiz devam ediyor. Bugün Oğuzhan Okulları, İmadettin Zengin Okulları'nda bakım onarım ve bakım onarım dışında da bir de okul malzemeleriyle ilgili ekipman desteğimiz olan okulumuza, heyetimize beraber gittik, öğrencilerle buluştuk. Öğrencilerle sohbetlerimizi yaptık, açılışımızı yaptık. Daha sonrasında yine 15 Türkmen okulumuzu beraber olduk Sayın Büyükelçimizin ve Sayın Bakanımızın katılımıyla. Onları dinledik. Onların sorunlarını dinledik. Neler yapılabilir konuştuk açıkçası. Yani biz beraber olmaktan, burada olmaktan çok mutluyuz. TİKA olarak tabii tüm hızımızla, tüm dünyada olduğu gibi projelerimiz devam ediyor. Yapmaya da devam edeceğiz. Sonrasında tabii şunu da ifade edeyim. Sayın Bakan'la birlikte Erbil Büyük Mezarlığı ziyaret ettik. Açıkçası tabii bir şeyler yapılmaya çalışılmış orada. Yani TİKA olarak oranın da aslında daha güzelleştirilmesine dönük bir şeyler yapmayı da arzu ederiz. Niye arzu ederiz? Hem TİKA'nın görevi bu, restorasyon hem görevi, hem de tarihe sahip çıkmak anlamında. Çünkü orada yatanlar ecdadımız. Yani onların aziz hatıralarını da yaşatmak anlamında oranın güzelleştirilmesi de TİKA'nın vazifesi olsa gerek diye düşünüyoruz. Yani biz şöyle tabii Bağdat'ta, TİKA ofisi Bağdat'ta bulunuyor. Tabii sadece Bağdat değil, sadece Erbil değil, Kerkük değil, Musul değil. Görev alanımıza, bizim gönül dünyamıza, gönül coğrafyamıza Basra'dan Necef'e, Kerbela'ya, bütün Irak giriyor aslında. Çünkü biz bütün olarak bir komşuyuz baktığımız zaman. Hani özel olarak tabii ki de Türkmenlere dönük projelerimiz devam ediyor. Erbil'den sonra Kerkük'te ziyaretlerimiz olacak. Yine orada açılışlarımız olacak. Daha sonra Musul'da yine ziyaretlerimiz olacak. Hemen bunların devamında. Telefer'de yine ziyaretimiz ve açılışlarımız olacak. Yani durmak yok. Sürekli çalışıyoruz.